Ve 2023'ün son makyajında çok güzel birkaç gerçekle geldim. Birincisi, bırakın ilgi odağı siz olmayın. Sevgi kapasitemizi ne kadar çok geliştirirsek, sevmeyi ve doğru sevmeyi, yani sevmek çünkü sadece tek başına yetmiyor. Ne kadar çok geliştirirsek o kadar huzurlu olabileceğimizi ve çevremizi sevgiyle kaplayabileceğimizi de unutmamamız gerekiyor. Sürekli ben buna yetişmedim, ben şuna yetişmedim, ben oraya gitmezsem dünya durur, ben buna elimi atmazsam bu iş doğru olmaz demeyi bir kenara bırakın. Çünkü acı bir gerçeği şimdi size söyleyeceğim. Öldüğümüz zaman hala not defterimizde yapılacaklar listemiz dolu olacak. Kimsenin, ister tanıdık ister yabancı, kimsenin sözünü kesmeyin ve cümlesini siz bitirmeyin. Ve şimdi yapımı daha zor olan bir şeyden bahsedeceğim. Bir iyilik yapın, ister küçük ister büyük ve kimseye bu iyilikten bahsetmeyin. Bir ortama girdiğinizde veya bir toplantıda veya bir kurumda veya herhangi bir yerde bırakın ilgiyi başkaları toplasın. Bu sene öğrenmeye çalıştığım bir şey varsa da şu, bizden başka o anda biriyle konuştuğumda benden daha bilgi olduğunu düşünüyorum. Bırakın siz haklı olsanız da başkaları sürekli haklı olsun. Sürekli haklı olduklarını düşünsün ve sabır yeteneğinizi geliştirin. Hayat adil değil. Ve bir yıl sonra bunun önemi olacak mı? Bu iki soruyu kendinize sürekli ve sürekli sorduğunuzda şunu fark edeceksiniz. Bir yıl sonra bunun, bırak bir yılı, belki 6 ay sonra bunun önemi olmayacak. Stresle mücadele etme yöntemi bulun. Her günün sonunda veya günün başında teşekkür edecek bir olay veya minnettar olacak bir özellik bulun. Övgü ve yergi aynı şeydir. Eğer overthinking, aşırı düşünme problemine sahipseniz veya bir şüphe güven problemi varsa, insanların size söylediklerinde %1 de olsa doğruluk payı olabileceğini düşünün. Sırf komik olsun diye size yapılan bir eleştiriyi kabul edin ve siz de o eleştiriye gülün. Sahip olmak istediğiniz birçok şeye odaklanmak yerine elinizde olan şeylere odaklanın ve varmak istediğiniz yeri değil, önce yolu sevin. Sorunlara olan bakış açınızı değiştirin ve bir bitki yetiştirmeye çalışın. 2023'te son sözüm de şu, son makyajımdaki son sözüm. Birisi size top atmaya çalışırsa tutmak zorunda değilsiniz. Bunu da unutmayın. İyi seneler.